Evet Rasim Kılıç, senin de belirttiğin gibi aşılamaya ilginin, aşıya ilginin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. 105 milyona yakın doz aşı yapıldı. Aşıya ilgi yoğun, aşıyla birlikte hastanelerdeki durum ne oldu, bunu konuşacağız. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz hastanemize. Hocam aşılama oranı, aşıya ilgi oldukça yoğun, aşılama oranı da gün geçtikçe artıyor. Peki aşıya ilginin artmasıyla birlikte hastanelerdeki durum, hastaneye koronavirüs tablosuyla gelenlerdeki durum ne? Hemen onunla başlayalım. Tabii ki. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi toplam aşı dozunda yaklaşık 105 milyonu yakalamış durumdayız. Bu oldukça önemli bir sayı. Bunun dışında ilk doz aşısına olmuş bireylerin oranı %85'e yakın. İkinci dozda ise bu oran %67 yakın durumda. Bunların her geçen gün daha da arttığını görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Ama tabii bir yandan da şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Şu anda bizim karşımızda Delta ve Delta Plus isimli iki varyant var. Bu varyantlar önceki varyantlara göre, Wuhan'daki vahşi türe göre veya İngiliz varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı bir varyant. Sadece daha fazla bulaşmıyor, aynı zamanda daha ağır bir hastalık tablosuyla da ilişkili olduğu artık ortaya konmuş durumda. Durum böyle olunca bizim kendimizi, sevdiklerimizi, sağlık çalışanlarını bu işle ön planda mücadele eden ve altta yatan kronik hastalıkları olan kişileri başta olmak üzere korumamızın en önemli yolu aşı. Bunun dışında toplumdaki her bireyin korunması anlamında yapabileceğimiz, ulaşabileceğimiz en kolay şey de aşı. Şu anda zaten devletimiz bunu ücretsiz olarak vatandaşlarımızın ayağına kadar götürerek sağlar vaziyette. Durum böyle olunca bu aşıları biz ne kadar arttırırsak Delta varyantına, Delta Plus varyantına karşı o ölçüde korunmuş olacağız. Ve bu da hastaneye yatışı ve ölümü önemli ölçüde azaltacak. İngiltere verilerini açıkladı. İngiltere'de COVID-19'a bağlı ölümlerde aşılanmayanların sayısı diğer aşılanan, aşıları tamamlamış bireylere göre 46 kat daha fazla ölümlerde. Yani aşılanmayanlarda gözlenen ölümler tam aşılanmışlara göre 46 kat daha fazla. Durum böyle olunca ölüm oranının da, hastaneye yatışın da, biz burada acil servise başvurunun da aşıları tamamlanmış bireylerde çok daha az olduğunu görüyoruz. Hocam 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitim de başladı ve bir uygulama daha başladı. PCR şartı getirildi öğretmenlere, okullarda görevli kişilere. Birçok kamu kuruluşu da bunu yapmaya başladı. PCR şartı ile birlikte aşılama oranı da arttı mı? Ve PCR yapılırken daha çok vakaya da rastlanıyor mu? Yani semptom göstermeyen kişiler de bu PCR testlerinde yakalanıyor mu? Nasıl durum? Burada şöyle düşünelim. Sadece PCR testi zorunluluğunu gidermek için aşı olmanın yanı sıra sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte tabii insanlar artık daha fazla kapalı mekanlarda vakit geçirileceğini öngörerek aşıya ilgi arttırdılar. Bu bir gerçek. Ama bir yandan da tabii PCR testleriyle birlikte toplumda asemptomatik, yani belirti vermeden dolaşan bireylerin yakalanma yapılan test sayılarıyla birlikte ihtimali arttı. Şu anda bildiğiniz gibi bu toplam tespit edilen vakaların içerisinde bu asemptomatik olarak rutin yapılan testlerde saptanan vakalar da var. Bunun önemi nedir? Sapladığınız pozitif vakayı toplumdan, efendim bir sinemadan, etkinlikten, tiyatrodan, sınıftan, okuldan vesaireden izole ettiğiniz vakit onun orada bulaştırıcılığını önlüyorsunuz. Evinde karantinasını tamamlıyor. Bu sırada da diğer insanlara hastalığı bulaştırmasını önlüyor. Bildiğiniz gibi süper taşıyıcılar var. Bir kişi bazen onlarca kişiyi enfekte edebiliyor, hastalığı bulaştırabiliyor. Bu anlamıyla pozitif kişinin izole olması, evinde karantinada kalması büyük önem taşıyor. İşte asemptomatik bireyleri yakalama anlamında da bu yaygın olarak yapılan testler her zaman için önemli. Hocam peki PCR şartıyla birlikte aslında yüz yüze eğitimde başladı dedik. Aşılama yaşı da 12 yaşın üzerindeki çocuklar da aşılanmaya başladı. Bu acil serviste olduğunuz için soruyorum bu soruyu. Okul çocuklarından yüz yüze eğitim başladığı için soruyorum. Vakalar gelmeye başladı mı? Onlarda durum ne? Çünkü onlar da aşılanıyorlar artık. Evet, şu anda bildiğiniz gibi 12 yaş ve üstündeki tüm bireyleri, velilerin izni, müsaadesi, onayı dahilinde aşılar yapılmaya başladı. Zaten dünyada da önemli sağlık otoritelerinin
gibi, CDC gibi önemli sağlık otoritelerinin 12 yaş ve üstündeki bireylerin aşılanmasını biz önerdiğini biliyoruz. Bu anlamıyla ülkemizde de aşılanmak isteyen gençlere ebeveynlerin bilgisi müsaadesi dahilinde aşılamanın önü açıldı. Ve şu anda onlardan da arzu edenlerin aşılanabildiklerini biliyoruz. Tabi bu solunum sistemi enfeksiyonu, elbette ki çocuklarda erişkinlere göre daha selim seyirli. Özellikle 15 yaşın altındaki çocuklarda. Ama şu da bir gerçek ki onlar da hastalanabiliyorlar. Onun için her bireyin, yani hem çocukların hem erişkinlerin bu anlamıyla aşılanması korunmasını sağlıyor. Aşıyla korununca hastalığı çok daha hafif belirtilerle atlatabiliyorsunuz. Mesela bir acil servise ihtiyaç duymuyorsunuz. Erişkin bireylerde de biz daha çok erişkin acilde bununla karşılaşıyoruz. Erişkin bireylerde bunu görüyorsunuz.